devam ediyor. Bir lezzet noktasından sesleniyoruz efendim sizlere. Yeni aheste lezzet diyoruz. Bu aheste lezzetler neler? Mutfakta neler pişiyor? Hepsini siz değerli izleyicilerimiz için bizzat öğreneceğiz. Ama öncelikle burada ustamız var, aşçımız var. Önce kendisini bir tanıyalım. Efendim ben Nurettin Kaya, 35 yıllık aşçıyım. Yerlisi misiniz Kayseri? Kayserliyim, evet. Kayseri'nin yerlisiyim yani. Şimdi Kayseri deyince akla gelen ilk lezzetler neler oluyor? Şimdi bizim olmazsa olmazımız pastırmalı yumurtamız, sucuklu yumurtamız ve özellikle olmazsa olmaz mantımız meşhur. Yaprak sarmamız, şebit bazlama yağlamamız deriz biz onu. Yağlamamız meşhur yemeklerimizde. Peki burada mutfakta çıkıyor mu bunlar? Mantımız olmazsa olmazımız mantımız çıkıyor. Peki Kayseri mantısı için şey diyorlar mesela bir kaşığa 20 tane sığması lazım. 40 tane. 40? 40 tane evet. 40 biz tane. Bunu denedik 40 tane. Sığıyor mu usta? Sığıyor. Sığıyorsunuz. Sığdırıyor evet. Peki Kayseri mantısını özel kılan ve lezzetli kılan şey nedir? Hamurunun iyi olması, içinin iyi olması ve güzel pişmesi. Ne var içinde? İçinde kıyma ve soğan var sadece baharat. Karabiber. Karabiber olmaz. Baharatı var. Onun içinde işte baharatlarında reyhan falan katıyoruz böyle. Nane. Üzerine de olmazsa olmaz soslarımızın üzerinde de işte salçamız, biber şeyimiz. Ondan sonra sumak, nane ve sarımsaklı yoğurt. Bunlar olmazsa olmazımız. Olmaz. Sarımsak. Peki gelelim aheste lezzetler. Şimdi alışılagelmiş bildiğimiz esnaf lokantaları var ama burada hem gerçekten hanımlarımız çalışıyor hem çok değerli Nurettin ustamızın ellerinin teşekkür emeği ederim var. Usta biraz buradan bahsedebilir miyiz? Mutfaktan neler çıkıyor? Şimdi aheste mutfağımızda çorbalarımız var. Günlük değişik çorbalarımız. Mercimek çorbası, soğuk aşı deriz biz burada. Yoğurt çorbası. Bunlar günlük şeyimiz. İşte değişik günlerde her gün değişik bir domates çorbası, yayla çorbası kışın, ezogelin çorbası. Bir de benim kendi yaptığım bir çorbamız var. İnşallah onu kış sezonuna yetiştirmeye uğraşacağız. Yani kışın şey yapacağız. Çeşmi nigar çorbası. Çeşmi nigar. Çeşmi nigar. Çeşmi nigarda kırmızı mercimek, soğan ve onun baharatları var. Yani bu kışın olmazsa olmaz, çok lezzetli, süt, yumurta içinde dahil, mükemmel yumuşak, yumuşak bir şekil, yani ağza hoş bir tat bırakan bir yumuşak bir çorba yani. Böyle yumuşak içinde. Çok mükemmel bir çorba. Üzerine biberli tereyağı şey yapıyoruz, döküyoruz. Olmazsa olmazımız yani onları da inşallah menümüze bu sene katacağız. Aynı zamanda klasik Türk yemekleri zaten. Yani ağırlık olarak da işte kuru fasulyemiz olmazsa olmaz. Bu Türkiye'nin genelde milli yemeği kuru fasulye. Kuru fasulyeyi de pastırmalı ve etli olarak iki türlü yapıyoruz. İşte haftada bir iki günde nohut yapıyoruz. Nohut yahni diyoruz biz buna. Nohut yahni yapıyoruz. Ondan sonra diğer şeylerde karnıyarık. Yani aslında Türk mutfağı. Türk mutfağı özellikle evet evet yani Türk mutfağının önde gelen lezzetlerini işte şimdi biz bunları yeni yeni oturtmaya başladık. İşte bundan sonra da inşallah daha da güzel olacak. Lezzetimize lezzet katacağız. Şimdi ben 35 yıllık tecrübeme dayanarak da biraz daha lezzeti ben araştırırım. Ben lezzete çok önem veririm, çok araştırırım. Ustam gelişime gayet açık diyor. Aynen. Ben buradan. Şimdi mutlaka denerim. Özellikle ben burada bir menümüzü daha tatlı olarak katacağım. Bursa'nın meşhur süt helvası. İnşallah onu ben yaptım. Balkanlardan gelen gerçekten ayrıcalıklı bir evet, lezzet evet. Süt helvası. Ben süt helvasını burada menümüze katacağım. Arnavutları iyi bilir. Arnavutlar evet. Özellikle zaten ben bunu Bursa'da bir şefimizden öğrendim. Bursa'nın meşhur süt helvası ama çok mükemmel sağlıklı bir... Sağlıklı ve hafif. Hafif aynı zamanda şerbet yani şeker olmadığı için çok hafif. Diyet şeylerine de birebir uygun. Çok mükemmel bir tatlı. Onu da inşallah menümüze dahil ediyoruz. Yavaş yakın yavaş zaman. Artık geldiğinizde bundan sonra yani sürpriz olsun diyoruz. Sürpriz inşallah bundan sonra firmamız daha da gelişecek. Müşterilerimize, gelen misafirlerimize daha iyi hizmet sunacağız. Ne mutlu size ediyoruz yani, efendim. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Ağzınıza, yüreğinize çok ve sağ ellerinize olun. Sağlık diyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim bizler geldiğiniz için. Size hayırlı yayınlar diliyorum. Bizler çok sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Efendim, yolculuğumuza dediğimiz gibi bir lezzet noktasından seslendik. Hız kesmeden devam edeceğiz.
Nerede mi? Sürpriz olsun, izliyoruz.